Türkiye siyaset tarihinin yarım asrında görev alan Süleyman Demirel son yolculuğuna uğurlanıyor. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel için Türk Silahlı Kuvvetleri de ulusal cenaze töreni çerçevesinde özel bir organizasyon hazırladı. Demirel'in cenazesi aile yakınları tarafından hastaneden alındıktan sonra evine getirildi. Demirel'in naaşı getirilmeden önce Güneş Sokağı gül suyu sıkıldı. Demirel'in naaşı evinin önüne kurulan katafalkın üzerine konulduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra imam 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel için helallik istedi, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Ayrıca Demirel için Cumhurbaşkanlığı tören mangası evinin önünde hazır bulundu. Süleyman Demirel'in naaşı başında doktoru Aylin Cesur, Hikmet Çetin, İsmet Sezgin birer konuşma yaptı. 20 senedir lütfettiğiniz, size hizmet etmem için bahşettiğiniz hayatımın her gününde ve her saniyesinde şu anki kadar şerefle, gururla hizmet ettim. Bu süre içerisinde bu evde 15 yılınızı birlikte geçirdiğim bu evde sizden insan olmak adına çok şey öğrendim. Sayın Süleyman Demirel, rahmetli Demirel, Cumhuriyet'le özdeşleşmiş bir kişiydi. Onun için Cumhuriyet ve Cumhuriyet ilkeleri her şeyin önünde gelirdi. Arada sohbetlerde bunu söylerdi ve bir medya grubuna bir gün şunu söyledi, hepimiz hatırlıyoruz. Cumhuriyet nedir diye sorarsanız o benim işte. Çünkü İslam köyden çıkıp bir köy çocuğu olarak Cumhurbaşkanı yapan beni Cumhuriyet'tir. Burada yapılan duaların ardından Demirel'in naaşı meclise götürüldü. Tabutun katafalka konulmasının ardından Demirel'in doktoru Aylin Cesur, fötür şapkasını tabutun üzerine koydu. Merhum Süleyman Demirel'in biyografisini arz ediyorum. Törene katılanlar arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski başbakanlardan Tansu Çiller, CHP ve MHP'li vekillerle çok sayıda eski vekil de yer aldı. 1975, 1977 ve 1979'da da Süleyman Demirel'in kardeşi Şevket Demirel törene tekerlekli sandalyede geldi. Şevket Demirel aile adına bir konuşma yaptı. Ağlamaya, sızlamaya mekan vermeden dimdik ayakta durarak tıpkı Mevlana'da olduğu gibi imanla, gözyaşlarıyla Demirel'i ebedi istirahatgahına tevdi edeceğiz. Buradan sonra cuma namazı, cuma namazından sonra da programda belirttik. Isparta'ya, Isparta'dan İslam köydeki kendisine hazırlanmış olan, kendisine özel olarak tahsis edilmiş olan bir tepedeki, Çalcatepe'deki mezarına defnedeceğiz. Demirel milletin kalbinde her zaman yaşayacak. Demirel ilkeleri bu memleketin her an önünde olacaktır. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye gelerek devlet adına bir konuşma yaptı. Rahmetli Demirel, yarım asır boyunca siyasetin ve devlet yönetiminin her kademesinde ülkesine değerli hizmetler verdi. Kendisi Türkiye'nin güzel günlerine de, karanlık günlerine de şahitlik etmiş canlı bir tarihti. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır derler. Süleyman Demirel gerçekten her bakımdan kendine has tarzı olan bir siyaset ve devlet adamıydı. Demirel'in naaşı burada düzenlenen törenin ardından Kocatepe Camii'ne götürüldü. Cuma namazı sonrası Demirel'in cenaze namazı kılındı. Daha sonra Demirel'in naaşı Genelkurmay Başkanlığı'nın tertibiyle askeri uçak ve jetler eşliğinde Isparta'ya nakledilecek. Çalcatepe'de Demirel daha sonra yapılacak anıt mezarının olduğu yere defnedilecek. Bu arada Süleyman Demirel'in 2 yıl önce vefat eden eşi Nazmiye Hanım'ın naaşı da daha sonra yapılacak düzenleme sonrasında Demirel'in yanına alınacak.